Marcus Haynes, the ghostly man of dribbledom. Just look at him move with that bouncing ball. Aslında bu oyun düşündüğünüzden çok daha uzun bir süredir var. Eski izlere baktığımızda bundan yaklaşık 3000 yıl öncesinde Mezoamerika'da yaşayan insanların basketbola benzeyen bir oyun oynadıklarını görebiliyoruz. Onların oynadıkları oyunun kurallarının neler olduğu şu an kesin olarak bilinmiyor. Fakat topla oynanıyordu ve ana görev topu bir duvarın üzerindeki 9 metre yükseklikteki taştan yapılmış küre şeklindeki bir delikten geçirmeye çalışmaktı. Topu sadece omuzlarınızla veya kalçanızla delikten geçirmeniz gerekiyordu. Oyun oynamanın şartları bunlar olunca ilk skor oyun başladıktan günler sonrasında gelebiliyordu. Ve oyun sırasında gerçekten de aşırı agresif veya şiddet içeren hareketler yapılabiliyordu. Başka kültürler bu oyuna başka isimler koyarak, topun boyutunu değiştirerek veya sahanın büyüklüğü gibi kuralları değiştirerek oynadılar. Fakat sonuçta oyun aynıydı. Örneğin Maya kültüründe bu oyun savaşa katılacak kişilerin seçilmesi veya iki kişi arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için oynanırken, Aztek'teki insanlar bu oyunu önemli dini ayinleri sırasında düşmanlarının kafatasını top olarak kullanarak oynadılar. Yine Aztek'te savaş sırasında esir düşen düşmanlar bu kan donduran oyunu oynamaya zorlandı ve kaybeden takımın kafaları kesilip tanrıya bahşedilirdi. Bu eskiden var olmuş imparatorlukların yıkılmasıyla beraber bu topu çemberden geçirme oyunu unutuldu. Azteklerin oynadığı o eski oyunun yeni bir modeli olan Ulama oyunu şu an hala bazı yerli halk tarafından oynanmaktadır. Şu anda bildiğimiz basketbol oyunu 1891 yılında bir antrenör olan James Naismith tarafından bulunmuştur. Çalıştığı okul kendisinden öğrencilerin soğuk havalarda üşümemesi için kapalı salonda oynanabilen ve aynı zamanda vücudu gerçekten de çalıştıran bir oyun bulmasını, özellikle bu oyunu oynayan tüm kişiler için eşit bir seviyede olmasını ve çok sert oynanan bir oyun olmamasını istemiş. Naismith o zamanlarda en çok popüler olan oyunlara bakmış ve hepsini karıştırıp yepyeni bir şey ortaya çıkarmış. Kendisi bir topun ne kadar tehlikeli olabileceğinin farkındaydı ve en güvenli topun yumuşak bir futbol topu olduğuna karar verdi. Oyun sırasında topun diğer oyuncular arasında paslaşarak ilerlemesi gerektiğini düşündü. Çünkü çoğu fiziksel darbeler topla koşan, topu süren veya topu vuran insanların başına geliyordu. Fiziksel temasını minimum seviyeye indirmek için ulaşmanız gereken hedefi kafanızın üstüne koydu ve etrafına bunu koruyan bir şey koymadı. Naismith bu 13 tane fikri bir kağıda yazdı ve bunlar ileride oluşacak basketbol isimli oyunun ilk kuralları oldu. 21 Aralık 1891 tarihinde ilk basketbol maçı iki farklı okulun jimnastik takımlarıyla bir futbol topu ve iki tane şeftali sepetiyle oynandı. Oyun ilk başlarda çok fazla ilgi görmedi. Çünkü öğrenciler çoğunlukla topu kapmak için saçma saçma kavga ediyorlardı. Naismith bu olaylardan sonra birkaç yıl içinde kurallarda değişiklikler yaptı. Ve oyunun doğası kendi kendine yeni kurallar ekledi. Örneğin basketbolun bir takımda 5 kişi olacak şekilde oynanmasının sebebi o zamanlar futbolun 10 kişiyle oynanıyor olmasıydı. Ve okulun dışı çok karlı veya buzlu olduğu zamanlar öğrenciler içeri girerdi. Ve 10 kişiden 2 takım oluşturulurdu. 1892 yılında Springfield Koleji'nin gazetelerinden birinde yeni bir oyun hakkında makale yapıldı. Ve bu oyunu çok hızlı bir şekilde kampüslerde ve yurt dışında oynanmaya başladığı yazıldı. Daha sonra Naismith'in çalıştığı bu okul bu yeni oyunu tüm Amerika'ya ve Kanada'ya ulaştırmaya çalıştı. 19. yüzyılın sonlarında basketbol insanlar arasında çok popüler bir hale gelmişti. Çünkü bu oyunu oynamak için gereken malzemeler çok hoştu. Çoğu şehirde ve kasabada basketbol kulüpleri kurulmaya başlandı. Oyuncular sık sık takım değiştiriyordu ve para için oynama dönemi de başlamıştı. Fakat oyun çok fazla agresifleşmişti ve şiddet içeren bir spor haline gelmişti. Önceden duyurmak için çok uğraşan ve herkesin bu oyundan haberdar olması isteyen bu okul artık oynayan insanların bu oyundan soğumasını istiyordu. Ve oyunun kuralları üzerinde bir süre daha inceleme yapılması gerektiğini düşünüyordu. 1898 yılında bu oyunun bu kadar sert olmadığını ve nasıl oynanması gerektiğini insanlara gösterebilmek için ilk basketbol ligi kuruldu. Fakat bu lig sadece 5 yıl ayakta kalabildi. 1905 yılında 15 tane kolejden birer temsilci bir araya geldi ve Basketbol Kural Komitesi kuruldu. Bu oluşum tüm kolejlerde oynanan oyunların kontrolünü ele geçirdi ve 1909 yılında şu anda hala aktif olarak devam eden Amerikan Kolej Sporları Kurumu haline dönüştü. 20. yüzyılın ilk yarısına kadar yüzlerce basketbol ligi açılıp kapandı. Ta ki 1949 yılında Amerika Basketbol Birliği ile Ulusal Basketbol Ligi birleşip ortaya Ulusal Basketbol Birliği çıkana kadar bugüne kadarki en popüler basketbol kuruluşu. Uluslararası seviyede ise bu oyunu tanıtan asıl olay 1. Dünya Savaşı'nda gerçekleşti. Amerikan ordusu 100 tane beden eğitimi öğretmeniyle basketbol oyununu nerede isterse oynayabilirler. FIBA yani Uluslararası Basketbol Federasyonu 1932 yılında turnuvaları koordine etmek amacıyla da kuruldu. Bir zamanlar sadece büyük oyunların yerini doldurmak için icat edilen oyun, şu an 800 milyon fanıyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi.